Merhaba sevgili gençler Biosam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıtımın son kısmı olan soy ağaçlarını işleyip konumuzu tamamlamış olacağız. Hazırsak başlayalım sevgili Kıymetli gençler, soy ağaçları ile ilgili birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. ÖSYM'nin en çok sevdiği kısımlardan bir tanesidir soy ağaçları. Bizim de yazılarda ve testlerde sıklıkla soru sorduğumuz kısımlardan bir tanesi. Bu soy ağaçları ile ilgili birkaç tane bilgi ve uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Bunları dikkat ettikten sonra soy ağaçlarını rahatlıkla yapabildiğini sen de benle beraber göreceksin. Lütfen dikkat et, gösterdiğim şeylere çok dikkat et. Bakalım neyi nerede kullanacağız beraber görelim sevgili hocam. Soy ağaçlarına baktığımız zaman soy ağaçlarında yuvarlak olarak gösterdiğimiz bireyler dişi bireyler, karı olanlar da erkek bireyler. Kıymetli dostum bunların arasında bir çizgi görürseniz birinki bu iki birey evlenmiş evliliği ifade ediyor. Ve bu iki bireyin altından aşağıya doğru gördüğünüz üzere ağaç dalları gibi erkek ve dişi birey görürseniz bu da bu bireyin ailesini temsil ediyor. Eğer bireydeki çocukların arasında kiraz salkımına benzer yapılar görürseniz, eğer kiraz salkımının içerisinde aralarında bir çizgi görüyorsanız Bunlar tek yumurta ikizi, ikizini ifade eder. İkisinin cinsiyetlerinin tek yumurta ikizlerinin aynı olması gerektiğini biliyorsun. İkisi erkek erkek göstermişim ama tahmin ettiğin üzere ikisi de dişi olabilirdi. Eğer hocam bunlar tek yumurta ikizi değil çift yumurta ikizi ise gördüğün üzere cinsiyetleri farklı farklı da olabilir. Aynı da olabilir. Gördüğün üzere bunların arasında herhangi bir düz çizgi yok. Tekrar ediyorum tek yumurta ikizi ise aralarında sanki A harfiymişçesine... A harfinden aklında tutabilirsin. Aynı aralarında bir çizgi var. Çift yumurta ikizlerine herhangi bir çizgi olmadığını gösterebilirim. Kıymetli dostum soy ağaçlarında şunu bilmeliyiz. Bir an bir çocukta bulunan genlerden bir tanesi anneden diğeri de babadan gelir. Ve annede veya babada bulunan genlerin biri çocuğa aktarılmış olmalıdır. Bunu hep aklımızda tutacağız. Soy ağaçları soruları ile ilgili X'e bağlı çekinik, y Y'e bağlı çekinik yani hemofili ve renk körlüğü ile beraber otozomal karakterlerle ilgili sıklıkla soru sorabiliyoruz ya da kan gruplarını soy ağacında gösterip kan grubu ile ilgili soru da karşımıza gelebiliyor. Lütfen bana dikkat et. Seninle beraber soy ağaçlarında nasıl karakterleri aktarıyoruz, nasıl soruları çözeceğiz bunu sana göstermek istiyorum. Soy ağaçlarında genellikle karakterler 5 şekilde aktarılıyor, 5 şekilde gösteriliyor. Nedir hocam bunlar söyler misin? Bir otozomal karakterlerimiz var. Yani kadın ve erkekte ortak olarak görülen işte esmer tenli olmak, beyaz tenli olmak, kıvırcık saçlı olmak, düz saçlı olmak... Yapışık kulak memesine sahip olmak ya da ayrık kulak memesine sahip olmak gibi karakterlerimiz otozomal karakter olarak ifade ediyoruz. Gonozomal karakterler nedir dersen biliyorsun hemofili hastalığının taşınması, renk yönlü hastalığının taşınması, yeğe bağlı balık bululuğu, yapışık parmaklık gibi karakterlerin taşınması, bozuk dentin rahatsızlığının aktarılması bunlar hep y gonozomal karakter olarak ifade ediyoruz. Bunları gösterirken sevgili hocam gösterdiklerime dikkat etmeni rica ediyorum. Otozomal karakterlerin bazıları çekinik, bazıları da baskın olacak. Sonra da size belirtecek ya da belirtmeyecek. Senin bulmanı isteyecek. Konozomal karakterlere baktığımız zaman dediğim gibi X'e bağlı çekinik ya da X'e bağlı baskın özellikleri arayacağız ya da Y'ye bağlı özellik olup olmadığını seninle beraber göreceğiz sevgili hocam. İlk olarak otozomal karakterin ne olduğunu söyleyelim. Otozomal vücut kromozomu üzerinde taşınan demek. Bu karakterler bildiğin üzere cinsiyete özgü değildir. Yani hem kadınlarda hem de erkeklerde taşınabildiği için otozomal karakterlerle ilgili soruları çözerken yani otozomal baskın ya da otozomal çekinik diye soru sana belirtiyorsa X, yazmıyorsun. Bir daha söylüyorum. Otozomal çekinik, otozomal baskın, otozomal eş baskın diyorsa sana sorularda X, Y yazmıyorsun. Genelde ben A harfini kullanıyorum. Sen de soruları çözerken A'yı kullanabilirsin. X'i yazmadan A harfine bakarak soruları çözeceğiz sevgili dostum. Nedir hocam bu otozomal karakterler? Ayrı kulak memesi, yapışık kulak memesi. Benim kulak memem gördüğün üzere ayrı. Sen de kendine bakabilirsin. Kıvırcık saç, düz saç. Ben düz saç diyeyim sevgili dostum. Ee, senin kıvırcık mı bilmiyorum. Geniş alın açıklığı, dar alın açıklığı. Bağısının alnı yukarıdan başlar. Bağısının alnı çok dardır. Bunlar fark ettiysen kızı erkeği yoktur hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen otozomal karakterlerdir. Şimdi ilk olarak otozomal çekinikten bahsetmek istiyorum sevgili dostum. Otozomal çekinik diyorsa soy ağacında taralı olan bireyler soy ağacında taralı olan bireyler çekinik olarak aktarılan bir özelliktir ve taralı olan bireylere senin küçük a küçük a yazman gerektiği anlamına gelir. E mesela örnek verelim düz saçlılıktan bahsediyoruz. Şunu yapacaksın. Taralı bireylere küçük a küçük a yazacaksın. Soru sana verecektir. Taralı bireyler otozomal çekiniktir diyecektir. Taralı olmayanlarda da bir büyük A büyük A ya da büyük A küçük A genotipli olduğunu göreceksin sevgili dostum. Nasıl yapıyoruz göster bakalım. Hazır mısın? Şu soy ağacına bakmanı rica ediyorum. Soru sana şu şekilde diyecek. Yandaki soy ağacında taralı bireyler otozoma çekinik olarak görülen bir hastalığı fenotipine göstermektedir. Otozomal çekiniğin altını çizeceksin ve şunu yapacaksın. Taralı olanlara küçük a küçük a yazacaksın. Küçük a küçük a yazacaksın. Taralı olmayanlar bak taralı olmayan 1 ve 2'nin ben fenotipini taralı olmadıkları için sağlıklı olduklarını ya da bu özelliğe sahip olmadıklarını biliyorum. O zaman şunu yapacaksın. Bire bir büyük A yazacaksın. 2'ye de bir büyük A yazacaksın. Şimdi seninle beraber yorum yapalım. Şu taralı olan baba küçük A küçük A. Bu küçük A'nın bir tanesini e, oğluna bir tanesi de kızına aktarmak zorunda. İkinoğlu bireye baktığın zaman ikinoğlu birey annesinden ne almış? büyük A almış. Demek ki babasından nene gelmesi lazım? Söyle bakayım bana. Küçük A gelmesi lazım. Gördüğünüz üzere babasından küçük A gelmiş ve iki nolu bireyin genotipini bulabildik gördüğün üzere. Peki bir nolu bireyin genotipini seninle beraber bulalım. Buradaki kızının küçük A küçük A olduğunu görüyorsun. Bu küçük A'nın ikisi de babasından gelmemiş tahmin ettiğin üzere. Bunun bir tanesini babası bir tanesi de annesi vermesi gerekir. Demek ki bu bir nolu bireyin genotipini ne olarak buluyor? Söyle bakayım bana. Büyük A küçük A olarak buluyoruz. Soruyorum. Bir anormal bir aksilik oldu mu soy ağacına yazarken bu bireylerin genotiplerini? Hayır. O zaman diyoruz ki bu soy ağacında bu özellik otozomal çekinik taşınır diyor sevgili dostum. Aferin. Bakalım bunu yaptık. O zaman buna tik attık şu an için. Hemen seninle beraber bir tane tik atalım. Kırmızı tebeşirimizde alalım. Tikimizi atalım. Hemen yandaki soy ağacına bakmanı rica ediyorum. Şuradaki soy ağacına bakmanı rica ediyorum. Aynı mantık çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Hocam taralılara küçük a küçük a yazacağız. Küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük yazdın mı? Şimdi 1 bir nolu birey, 2 nolu birey, 3 ve 4 taralı değil gördüğünüz üzere. O zaman bunlarda bir tane büyük a olması lazım. Bak büyük a büyük a demiyorum farkında mısın? Bir büyük a olması lazım diyorum. Neden? Çünkü büyük a taralı olmamasını sağlayan gen belki büyük a büyük a, belki küçük a küçük a. Bunu bulmam için çocuklara bakmam lazım. Buna da bir tane büyük a yazdım. Şunlara da birer tane büyük a yazdım. Şimdi seninle beraber deneyelim. Hazır mısın? Şu önce şu bölgeden gidelim. Üstteki aileden beraber gidelim. Şurada görmüş olduğun erkek çocuk küçük a küçük a. Bunun bir tanesi anneden biri babadan gelmesi gerekir. Demek ki şu bilmediğimiz bir nolu bireyin genotipi neymiş? Büyük a küçük a'ymış. Şimdi seninle beraber iki nolu bireye bakmanı rica ediyorum. İki nolu bireye baktığın zaman babasından ne gelmesi lazım? Bir tane küçük a annesinden ne gelmiş? Büyük a. O zaman biz iki nolu bireyin genotipinde büyük a küçük a bulabilir miyiz? Evet dikkat ettiysen 1 ve 2'yi bulduk. Peki 3 ve 4 4 nolu bireye bakmanı rica ediyorum. Anneleri ve babaları hepsi küçük A küçük A. Bak fark ettin mi? Normalde 3 ve 4 nolu bireyin ikisinin de ne olması gerekirdi sen biliyorsun? Küçük A küçük A küçük A küçük A olması gerekirdi. Ama fark ettiysen bir anormallik olmuş, bir mutasyon olmuş, 3 ve 4 nolu bireyin gördüğün üzere büyük A olması gerektiğini soru bize vermiş. O zaman diyorsun ki o zaman diyorsun ki bu soy ağacında bu özellik otozomal çekinik taşınır mı diye sana soru soracak. örnekte göstereceğim birazdan. diyeceksin ki hayır hocam bu soy ağacında bu özellik otozomal çekinik olarak ne olmuyor sevgili dostum? Taşınmıyor. Aferin sana. Şimdi bir tane daha göstereyim. Senle benle beraber çöz. Bir tane daha örnek verelim. Soru yine sana şunu soracak. Ne diyecek? Bu soy bu özellik otozomal çekinik taşınır mı? Ne yapacaksın? Söyle bana. Taralılara küçük a küçük a yazacaksın. Yaz bakayım küçük a ağ, küçük a'ları aferin. Dikkat ettiysen hiç xy'ye bulaşmıyorum. Çünkü soru otozomal karakter denememizi istiyor bizden. Otozomal çekinik karakteri denememizi istiyor. Peki 1'e bir büyük a yazdım. 2'ye bir büyük a yazdım. 3'e bir büyük a yazdım. 4'e de sağlıklı gözüktükleri için. Yani taralı olmadıkları için birer büyük a yazdım. Şimdi senle beraber bulalım bulmaca gibi. Hazır mısın? Şu kız çocuğuna bakmanı istiyorum. Bu küçük hanım bir tanesi annesinden gelmiş olmalı. Biri de kimden gelmeli? Aferin. Ne diyorsun? Babasından gelmeli. O zaman diyorum ki bu bir no şu bir nolu bir genotipi tipi büyük A küçük A. Peki ikiyi de sen bul. Babasından ne gitmiş bu kız erkek çocuğuna? Söyle bakayım. Büyük A gitmiş. Anneden ne gitmesi lazım? Küçük A. O zaman soruyorum. İki nolu bireyin ve bir nolu bireyin genotipini bulduk. Güzel. Peki şimdi üç nolu bireyi ve dört nolu bireyi seninle beraber bulalım. Üçe bakıyorum sevgili dostum. Bir tane babasından ne gitmiş? Büyük A gitmiş. Annesinden ne gitmiş olması lazım? Aferin küçük A gitmiş olması lazım. Peki 4 nolu bireyi beraber düşünelim. 4 nolu birey büyük A genini kimden almış? Babasından almış. Annesinden gele gele kim gelecek? Aferin küçük A gelecek. Soruyorum bir anormallik, bir aksilik. Hani hayır hocam bu çocukta bu özellik çıkmaması gerekir dediğim bir durum çıktı mı? Çıkmadı. O zaman diyorsun ki bu soy bu özellik ne olur? Taşınır hocam diyorsun. Aferin sana. Şimdi otozomal çekini anladığını tahmin ediyorum. Şimdi otozomal baskından bahsetmek istiyorum. Aynı mantık düşüneceksin. Bu sefer düz saçlıları değil kıvırcık saçlıları seninle beraber taralı göstereceğiz. Şimdi sevgili dostum otozomal baskın diyorsa otozomal baskın diyorsa baskından tut hakkına. Bu sefer baskın genin büyük A olduğunu biliyorsun. Ve taralı bireylerde sevgili dostum taralı bireylerde bir tane büyük K olmak zorunda olduğunu biliyorsun. Aklına kıvırcık saçlığın aktarılmasını kıvırcık saç geninin ailede soy ağacında görülmesi gibi düşünebilirsin. Şimdi taralı olanlara bu sefer büyük A büyük A ya da büyük A küçük A yazacağız. Taralı olmayanlara küçük A küçük A yazacağız. Şimdi şu aileye bakmanı istiyorum. Bu sefer taralı olanlara büyük A yazacağız. Hazır mısın? Hadi yazalım. Şu birey taralıymış gördüğün üzere. Büyük A yazdım. Bunun oğluna baktım. Buna da büyük A yazdım. Bir ve iki nolu bireyler taralı mı değil mi? Sen söyle. Ne diyorsun? değil. O zaman onlara ne yazacağız de bakayım bana. Küçük a küçük a devam et. Küçük a küçük a yazdık mı beraber güzel. Peki yorum yapman istiyorum. Bu küçük a ağa, küçük a'nın biri babasından biri annesinden. Demek ki yukarıdaki bireyimiz ne taşıması gerekiyor? Söyle bakayım bana büyük a küçük a taşıması gerekiyor. Peki devam etmeni rica ediyorum. Şuradaki erkek çocuğuna baktığımız zaman annesinden büyük a babasından ne gelmiş? Küçük A gelmiş gördüğünüz üzere. Bir şey fark etsin mi? Burada otozomal çekinikten farklı olarak otozomal çekinikte taralılara küçük A küçük A yazıyorduk. Bu sefer soru sana bunu belirtecektir sevgili dostum. Ya da çözerken soruyu sen otozomal baskını arıyorken taralılara büyük A yazman gerektiğini bilerek işlem yapman gerekiyor. Hadi bunu anladın tahmin ediyorum. Bir soru bir problem çıktı mı bu soy ağacında diye sorarsak diyorsun ki yo hocam bir problem çıkmadı. Bu soy ağacında bu özellik otozomal baskın taşınır diyoruz. Şimdi şu soy ağacına bakmanı rica ediyorum. Hadi bak beraber çözelim senle beraber. Ne diyor soru? Bu soy bu özellik otozomal baskın taşınır mı? Bunu dene diyor sana. Hemen kalemini alıyorsun. Kafandan da yapabilirsin ama belli bir seviye ilerledikten sonra öyle hemen dur ben bakarak çözeceğim. Özellikle soy harçlarında böyle e, mutlaka yapabileceğiniz sorularda işlem yaparak kendiniz kaleminizle yazarak işlem yapın ki kaçırmayın. Ondan sonra üzülürsün dersin ki ah görmemişim ezberden gitmişim dersin. Çok rica ediyorum cebinde kesin bir net gelecek olan soruları bu şekilde ezberden yapmamanı öneririm özellikle ilk başlarda. Ben olsam sınavda da bu arada e, mutlaka kalemle yaparım çünkü abi bir tane net mis gibi niye kaçırayım ki? Bak. Bak şimdi sevgili hocam. Hadi beraber çözelim. Ne yazacağız? Soyu ki bu soy ağacında bu özellik otozomal baskın taşınır mı? Sen biliyorsun ki otozomal baskın diyorsa taralılara büyük A yazacağız. Doğru mudur? Taralı olmayanlara küçük A küçük A. Hadi beraber yazalım. Bir büyük A, bir büyük A, bir büyük A. Bak taralılara yazdım. Taralı olmayanlara küçük A küçük A. Küçük A, küçük A küçük A. küçük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A yazmam gerekiyor. Bir şey fark etmiş olmanı bekliyorum şimdi senden. Şu aileye bakmanı rica ediyorum. 2 ve 3, dikkat et çekinik değil mi hocam ikisi de otozomal çekinik gözük gördüğünüz üzere olması gerekiyor fenotipleri bunların genotipleri küçük a küçük olması gerekiyor. Bu ailenin kız çocuğunda bir tane ne gelmiş büyük a gelmiş. Ne diyorsun? Bu soy ağacında bu soy ağacında otozomal baskın özellik. Bu kız çocuğundan kaynaklı olarak aktarılır mı diye sordukları zaman. Diyorsun ki hayır hocam. Bu bu çocuktan kaynaklı olarak dikkat et. Annesinde ve babasında büyük a geni yok kendisinde var. Bu mutasyon olarak ifade ediyoruz. Diyoruz ki bu sayesinde bu özellik otozomal baskın taşınmaz diyor sevgili hoca. Aferin sana. Şimdi bir tane de örnek çözelim. Bir tane de örnek çözelim. Bakalım anlamış mısın? Bakalım bundan sonra da gerçek soruyu görelim seninle beraber. Sevgili dostum yine aynı soru. Yine aynı soru. Diyor ki soruda bu soy ağacında bu özellik otozomal baskın taşınır mı? Soruda bunu hissedeceksin zaten. Hemen seninle beraber bu soy ağacını, bu özellik, otozumal baskın taşınır mı? Dene bakayım dediğim zaman bulmada çözer gibi deniyorduk. Doğru mudur? Hadi beraber çözelim. Taralılara bir tane ne yazacağız? Büyük A yazacağız. Yaz bakalım taralılara büyük A'yı. Taralı olmayanlara ne yazacağız? Sen bana söyle. Küçük A, küçük A. Aferin. Küçük A, küçük A. Bak dikkat et. Hiç X, Y falan bulaşmadık. Niye? Çünkü bunlar otozomal karakterler. Şimdi bunları yazdıktan sonra bölüm 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 giderek şu yanlarındaki genleri genotipleri belli olmayanları bulmaya çalış. Hep böyle yaparım sevgili dostum. Sen de benim gibi yap. Şimdi şu 2 nolu bireyden yorum yapmanı istiyorum. Bu 2 nolu birey küçük a küçük a mı? Evet. Peki ikisi de birden mi gelmiştir? Hayır. Sen biliyorsun ki biri kimden? Annesinden. Biri kimden? Babasından. Demek ki şu yukarıda görmüş olduğun annesinde bir tane ne olması lazım? Aferin. Küçük a olması lazım ki böyle bir birey dünyaya gelebilsin. Hocam şuraya baktım bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi şu karalı olan bireye beraber bakalım. Kız çocuğuna bakalım babasından annesinden ne gelmiş söyle bakayım büyük a gelmiş babasından ne gelmiş olması lazım aferin sana mecbur küçük a hocam gelmesi lazım tebrik ediyorum peki şu ailede beraber bakalım bir anormallik olup olmadığına bakarak bu soy ağacında otozomal baskın taşınır taşınmaz diyelim seninle beraber. Hocam 3 nolu bireye bakmanı istiyorum. Bu kız çocuğuna küçük a vermiş. Doğru. Peki bu küçük a'nın ikisi de biliyorsun ki babadan gelmez. Biri kimden gelmeli? Anneden gelmeli. Demek ki bu annenin sevgili dostum bizim bilemediğimiz genimiz ne olması lazım? Küçük a olması lazım ki böyle bir çocuk dünyaya gelsin. Dikkat ettiysen bir anormallik olmadıysa ne diyorsun? Bu soy ağacında bu özellik otozomal baskın taşınır diyorsun hocam. Aferin. Şimdi çekinik ve baskın, otozomal çekinik ve otozomal baskın anladığını tahmin ediyorum. Bakalım gerçekten anlamış mısın? Gerçek bir soru üzerinde seninle beraber çözelim hocam. Şimdi soru nasıl olacak? Soru da diyecek ki örnekte bir soy ağacı verecek böyle ejderha gibi soru verecek sana. Bu soruda sevgili dostum taralı olanların özelliği fenotipinde gösteren dişi, özelliği fenotipinde gösteren erkek. Yani taralı ve erkek gidişlerin bu özellikleri taşıdığını söyleyecek sana. Bir de taralı olmayanlar göreceksin. Bu taralı olmayanların da özelliği fenotipinde göstermediğini söyleyecek. Sonra şu, şu şekilde soruyu okuyalım seninle beraber. Yukarıdaki soy ağacında taralı bireyler belli bir özelliği fenotipinde göstermek demiş. Buna göre bu özellikle ilgili hangileri doğrudur diye sana soruyu verecek. Ne yapacaksın? Birinci öncülü oku. Otozomlarında çekinik olarak taşınır. Aa otozomal çekinik. Anladın değil mi hocam? Otozoma çekinik ne yazacağız taralılara? Küçük A yazacağız. İkinci önce ne diyor? Otozomlarda baskın taşınır. Ne yazacaksın taralılara? İkinci deney içinde büyük A bu sefer denemeye çalışacağız. Önce çekini deneyelim seninle beraber. Olur mu sevgili hocam? Hadi beraber çekini deneyelim. Ne yapacağımı biliyorsun. Taralılara şunu yazacağız. Küçük A küçük A küçük A küçük A. Küçük a küçük a küçük a küçük a yazdım. Güzel. Şunlara da küçük a küçük a yazalım. Güzel yazdık. Şimdi Bunları yazdıktan sonra, tarallara yazdıktan sonra diğerlerine bir tane büyük A alması gerektiği yorumunu yapacağız. Beraber yapalım. Bu küçük A, küçük A genotikli bir bireyin babası olan iki oğlu birey. Bu genleri kimden almıştır? Babasından almıştır bir tanesini. O zaman babanın genotipi bir büyük A, bir küçük A olması lazım ki bir küçük A bundan bir küçük A bundan gitsin kız çocuğu taralı olsun. Aynı şekilde bir küçük A annesinden bir küçük A babasından gelsin bu kız çocuğu da taralı olsun. Güzel. Peki şu 1 2 3 4 5 6 oğlu bireylere beraber bakalım. 1 3 4 5 6'ya beraber bakalım. Şimdi 1'e bakıyorum taralı değil değil mi hocam? O zaman diyoruz ki bir büyük A'sı olması lazım. 3'e baktım bir büyük A. 4 büyük A. 5 büyük A. 6 büyük A olmalı. O zaman yorum yapalım şimdi. Şu 1 Bir nolu bireyin yavrularına bakalım. 2 3 nolu bireye bakalım. 1 Bir nolu birey sevgili dostum bak bakalım. 3 nolu birey büyük A taşıyor. O zaman buradaki 3 nolu birey büyük A kimden almıştır? Babasından almış. Peki anneden ne alacak? Sen bana söyle. Küçük A alacak. Aferin sana. O zaman 3 nolu bireyin genotipini bulduk. 4 nolu birey babasından bir büyük A. Annesinden söyle. Küçük A almış olması lazım. Aferin 4'ü de bulduk. 5'i söyler misin? 5 nolu birey babasından bir büyük A. Annesinden küçük A alması lazım. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Yaptım bir sorun çıkmadı. Peki bir şey söyleyeceğim. 1 bir nolu birey 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e hep ne vermiş? Büyük A vermiş. O zaman sana sorarlarsa derlerse ki bir nolu bireyin genotipini kesin bulabilir misin diye sorarlarsa cevap diyeceksin ki hayır. Niye? Bir nolu birey büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Hiçbir çocuğunda sevgili gençler küçük A vermek zorunda kalmadığı için bir nolu bireyin genotipini ne yapamayız? Bulamayız sevgili dostum. Aferin. Peki şuradaki bireylerden 6'yı da bulalım ve buradaki öncülümüzü, birinci öncülümüzü tamamlayalım. 6 nolu bireye bakıyorum. Babasından erkek çocuğu büyük A almış. Annesinden ne almış olması lazım? Küçük A almış. Soruyorum. Bu soy ağacında otozomal çekini denediğimiz sırada bir anormallik oldu mu sence? Hani hayır hocam babasından ya da annesinden bu gen gelemez diyeceğimiz bir şey olmadığı için o zaman diyorsun ki birinci öncüyle gidiyorsun. Diyorsun ki otozomal çekinik taşınır. Evet diyorsun. Sonra şunu yapıyorsun. Alıyorsun silgini. Alıyorsun hepsini ne yapıyorsun? Siliyorsun. Niye siliyorsun? Bu sefer otozomal baskını deneyeceğiz çünkü. Otozomal dediğine göre sen biliyorsun ki X, Y kullanmıyoruz. A kullanıyoruz. Aferin. Hadi beraber bu sefer otozomal baskını deneyeceğim. Ne yapacağım? Bu sefer Tarıllara büyük A yazacağım. Yazalım. Büyük A, büyük A, Büyük A, büyük A, büyük A. Dikkat et büyük A, büyük A yazmıyorum. Niye? E, genotipini sonra bulacağım çünkü. Taralı olmayanlara da küçük A, küçük A yazıyorum. Yazalım küçük A, küçük A'ları. Yazalım hepsine küçük A'ları. Aferin sana. Bak ne güzel. Basit hocam. Basit gördüğün üzere. Bulma hoca çözer gibi. su doku çözer gibi. Şimdi şu aileden gitmek istiyorum ilk olarak. İki nolu birey buradaki kız çocuklarına küçük A vermek zorundadır. Doğru mudur? Evet hocam. O zaman iki nolu birey yavruların büyük A küçük A olması gerektiğini biliyorum. Peki yorum yapmanı istiyorum. Buradaki üst tarafta gördüğüm bu ailede şu taralı olan birey hep çocuklarına ne vermiş? Büyük A vermiş. Peki soruyorum. Buradaki bireyin büyük A büyük A mı? Büyük A küçük A mı olduğunu ne yapamayabiliriz? Bilemeyebiliriz. Neden? Çünkü hep çocuklarına büyük A vermek zorunda olduğu için bu bireyimizin genotipini net olarak bilemeyiz. Aferin sana. Peki devam edelim. Şuradaki bireye beraber beraber bakalım. Şu üstteki aileye bakalım. Bu anneye bakalım seninle beraber. Annenin çocuklarına bakıyorsun hep küçük a küçük a. Sen biliyorsun ki üç nolu bireyin küçük ağrısının bir tanesi birden biri de anneden gelmiş olması lazım. Demek ki bizim bireyimiz ne? Heterozigot gördüğünüz üzere. Genotipini bulduk gördüğünüz üzere. Hadi şundaki de beraber bulalım. Bakalım mümkün mü? Bir anormallik olacak mı? Ben biliyorum ki bu beş nolu birey küçük a ağ, küçük a'nın bir tanesini altıya vermiş. Bir tanesi de verse verse şu kız çocuğuna vermesi lazım. O zaman buna da bir tane küçük a yazdım. Devam et. Bu altın oğlu bile küçük a küçük a'nın ikisini babasından almadı biliyorsun. Birini babasından birini anneden almış olması lazım. Demek ki bu annede ne olması lazım? Bir tane büyük a küçük a olması gerekiyor sevgili dostum. Gördüğünüz üzere sevgili dostum otozomal baskının soy ağacını denedin. Beraber denedik. Bir anormallik çıkmadı. Ne yapıyorsun? Aşağı iniyorsun soruya. Hemen geliyorsun. Otozomal baskının olduğu yere de tik atıyorsun. Hangileri de doğrudur diye sorduğu için cevap olarak diyorsun ki 1 ve 2 hocam. Hem otozomal çekinik hem de otozomal baskın. Bu soy ağacında bu özellikler taşınır diyoruz sevgili dostum. Umarım otozomal çekinik ve otozomal baskını anlamışsındır. Bir sonraki videomuzda X'e bağlı çekinik, X'e bağlı baskın ve Y'ye bağlıdan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelmişken abone olursan ve videomu da beğenirsen çok memnun olurum. Arkadaşlarına benden bahsetmeyi unutmazsın umarım. Kendinize dikkat edin. iyi olan ziyaret Kendine iyi bak. Görüşürüz.